Dur kızım dur. Bakın hırlıyor arkadaşlar. Mazlum kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Ya sen nasılsın? Eyvallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Dün tam bu noktada talihsiz bir olay yaşandı. Akşamdı arkadaşlar, saat 8 gibi. Yani biliyorsunuz Ragnar'la Boyka'yı akşamları hep gezdiriyoruz. Yani tam bu noktada talihsiz bir olay yaşandı arkadaşlar. Dünen tam şuralarda şu direğin oradan Boyka başladı. Tilkimi kovaladı. Ne ettiyse yukarıya doğru götürdü. Ondan sonra tam biz bu noktaya girdik arkadaşlar. Bu noktaya girdikten sonra da şu yan taraftan bir tane köpek koşarak yanımıza geldi arkadaşlar. Tam şu ağaç cizasından yanımıza buraya doğru. Yani buraya gelir gelmez de direkt Ragnar'a saldırmaya çalıştı. Boyka onun kızını geçti oğlum. Bak bırakmıyor zaten. Arkadaşlar köpek çok büyük köpekti. Nasıl diyeyim size, çok rahat 85'in üstü bir köpekti. Yani böyle hem oklu hem yüksek bir köpekti. Tam buraya geldi, Ragnar'a dalacaktı. Biz bağırdık şey ettik. Tabi Ragnar da can havliyle yani bir korku belirtisi sesini verdi. Arkadaşlar bir anda Boyka yukarıdan bir bastı geldi şuradan. Yani burada bir göğüs vurdu hayvana. Hiç tereddütsüz yani koskocaman bir köpeğe. Yani vurdu zaten. Bilmiyorum böyle nasıl belli oluyorsa. Bakın arkadaşlar vurdu, şuraya koydu. Tüyler falan da var bu direğin buralarda. Ondan sonra boynundan tuttu, burada salladı baya. Tabi biz korkuyoruz ki şey yapalım, yanaşalım. Çünkü köpek yabancı bir köpek ve bize de dönüyor. Boyka'nın elinden aldık. Boyka bu sefer de köpeğin gitti. Arka ayağından tam şu dirsek tarafından şuralardan tuttu arkadaşlar. Tam şuralardan tuttu. Yani alana kadar canımız çıktı. Yemin ederim yani böyle bir şey yok. Bakın buralar kan var arkadaşlar. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum. Bak buralar hep kan. Şöyle. Buralar hep kan. Buralarda bayağı bir mücadele verdi. Yani köpeği elinden alana kadar canımız çıktı. Arkadaşlar şuralara bakın. Taşın üstü falan. Kan damlaları. Hayvan kimindi bilmiyorum ama çok güzel bir hayvandı. Yüksek bir köpekti. Yani bizim şaşırdığımız tek nokta şoka girdiğimiz tek nokta arkadaşlar. Köpek Boyka'dan çok çok büyüktü. Mesela Boyka. Yani Boyka'nın şu kadarını daha düşünün arkadaşlar. Şöyle bir köpek daha düşünün. Yani hiç altından kaldırmadı. Öyle ki şu oldu. Köpeğin yüzünde kaç yerde? Bir nokta. İki nokta çizgiyi falan var. Şuralara falan hep kan arkadaşlar. Bakın. Yani köpeğin kendi kanı değil. O hayvanın kanı. Yani burada bayağı bir mücadele yaşandı. Video falan çekmeye hiç fırsatımız olmadı. Çünkü yani köpeği bayağı bir hırpaladı. Korktu ki ayağını falan kıracak. Boyka da her köpeğe karşı aynı stilde dövüşmüyor. Kimi köpeğe normalde hep boyundan tutar, kulaktan tutar. Ama köpeğine göre stilini değiştiren bir köpek arkadaşlar. Mesela biz biraz Boyka'yı yorunca, almaya çalıştıkça bu sefer de arka ayağından tuttu hayvanın. Yani burada bayağı bir mücadele yaşandı. Ondan sonra köpeğimizi tuttuk. Şu tarafa doğru gitti. Artık kızan köpeği miydi bilmiyorum ama boynunda bir tane kırmızı tasması vardı. Artık sahipli bir köpek kızana mı gitmiş ne olmuşsa bilmiyorum. Ama köpek Boyka yani gelmemiş olsaydı burada Ragnar'ı gelip boğacaktı yani. Biz kızınca da köpeğe, köpek bize de hırlamaya başladı. Yani bize de saldıracaktı. Zaten o anda Boyka şu yukarıdan bir gelmesi oldu arkadaşlar. Yani köpeği de perişan etti. Yani keşke böyle şeyler olmasaydı ama yani bakın arkadaşlar. Her yer kan. Yani ortalık savaş alanına dönmüş gibi ya. Buralarda bayağı bir mücadele yaşandı. Boyka'yı tutuyoruz. Boyka ona rağmen yani yine de altından bırakmıyor. Öyle ki bir tutmuş köpeği. Köpeğin arka ayağından tuttuğu gibi o da kendini kurtarmak için köpeğin yüzünü falan tutmaya çalıştı. Yani
sıkıntılar yaşandı dün yani arkadaşlar. Dün akşam burada bayağı bir sıkıntı yaşandı. Yani bundan sonra daha dikkatli bir şekilde gezdireceğiz. Gerekirse akşamları hiç bırakmayacağız yani. Artık boy kayı alacağız, hep elimizde gezdireceğiz yani. Buraları bayağı bizim hep ayak izlerimiz, efendime söyleyeyim köpeklerin ayak izleri, köpeğin ayağından gelen kanlar. Ayırdıktan sonra bir flaş tuttum köpeğin yüzüne, ağzından bildiğiniz böyle su gibi kan akıyor. Acaba dişi falan mı kırıldı diye baktım ama hayır arkadaşlar, bunun kanı değilmiş yani. İnşallah köpeğin de durumu iyidir. Gel oğlum gel. Ya bu saatlerde de zaten hiç açık bırakamayız çünkü milletin davarı falan yoktu ileride. Yanında köpekleri falan da var. Yani gider boğuşursa sıkıntı arkadaşlar. İnat bir şey yani. Tuttuğunu bırak. Arkadaşlar şimdi boykada ben bunu gördüm. Mesela ben uzakta olmuş olsaydım, böyle bir muhabbet yaşamış olsaydı, hani biz yetişene kadar hayvanı öldürebilirdi. Kimi köpek var, kavga eder, dövüşür. Yani bırakır gider daha artık bir yerden sonra. Abi biz bunu gördük ki arkadaşlar, yok yok. Öyle bir şey yok. İlla ki o köpeği öldürecek. Öyle ki sonucu, öyle ki inatçı bir köpek. Yani öyle bir şey görmedim ya. Yani bayağı beni korkutmaya başladı. Bazen oluyor, kusur kemerini bazen bilene sıyırıp kaçıp gittiği oluyor. Yani öyle bir muhabbet yaşansa biz olmasak kim bilir neler olacak yani. Yani o köpeğe zarar gelmesin diye elimden geleni yapıyorum. Yine de bu bırakmıyor. Yani düşünün ki köpek bize dönüyor. Ona rağmen bilene bunu zincirini onun boynuna attık, çekmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da diye ki bu bel kemeri var, sırt kemeri var arkadaşlar. Şu üstünden tutuyoruz. Bir taraftan da yüzüne toprak falan atıyoruz ki yani bıraksın. Yani bırakana kadar da hayvanı mahvetti zaten. Böyle soncu bir köpek daha önce hiç görmedim. Arkadaşlar Antika'yı özellikle akşamları hiç yanımıza getirmiyoruz. Hani gelmeye çalışıyor. Ben bırakmıyorum arkadaşlar. Çünkü akşamları bir hayvan deliriyor. Psikolojisi bozuluyor. Ben anlamadım öyle bir şey. Yani Ragnar'a saldırı yapmaya hep çalışıyor. Yani köpeğe de diş geçirmesin diye bunu getirmedik. Yani bunu o zaman getirmiş olsaydık daha enteresan şeyler olabilirdi. Şu anda yaklaşık 20 günlük gebe. Eğer tuttuysa tabi. Çünkü yaşlı bir köpek. Bazen yanına 20 gün olmuş kuzanı geçelim mesela. Bazen köpekler yanına gidiyor. Ama hiçbirini yanına yaklaştırmıyor. Nasıl olacak? Nasıl olmuyor? Bu nasıl bir kızan şeklidir? Ben anlamadım. Tuttu mu? Tutmadı mı? Bir daha mı kızana geliyor? Yani öyle şeyler de var arkadaşlar. Gel kızım gel. Gel. Bakın arkadaşlar. Boyka yine peşine takmaya çalışıyor ama kesinlikle izin vermiyor. Bakalım izin verecek mi? Dur kızım dur. Bakın hırlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani kesinlikle bırakmıyor ama nedense köpekler de peşini bırakmıyor. Yani bugün de 21. gün olması lazım. Boykayla işlediğimizden bu yana ama tamına 21 gün olmuş. Çok sert bir köpek. Boykayla da renk uyumları bilen aynı. Ya tencere kapak gibi bir şey olmuşlar. Bakalım inşallah güzel yavrularını alacağız. Evet arkadaşlar. Mazlum kardeşimizin yanına geldik. Davarını otlatıyor. Yanındaki yavruyu size çekeceğim. Bu yavru da Ragnar'ın kardeşi arkadaşlar. Öz kardeşi. Adı Keleş. Ama hayvan biraz gelişiminde biraz gerilemiş yani Ragnar'a göre. Çünkü bu köpek de gençlik hastalığına yakalandığı için. Boykayı beklet bakalım. Keleş.
Bakın arkadaşlar. Mazlum kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Ya, sen eyvallah. Maşallah bak. El ayak yine aynı şekil duruyor. Ragdar'ın kardeşi Keleş. Yani kim görüyorsa diyor zaten. Nasıl kilo almış falan diye. Yani bakıyoruz arkadaşlar, bayağı boynu falan da kalınlaşmaya başladı hayvan. Gel bakalım abi, boyka senden ne istiyor ya? He? Belli ki antika bayağı zamanında da var otarmış bir köpek. Bak bak bak. Antika. Yürü benim kızım o. Gel. Yürü kızım benim. Keleş. Keleş. Güzel yetişiyor ha. Davarın yanında. Aynen, davarın yanında hep yetişiyor. Bir de yanında tecrübeli bir köpek olsa.